Buyur abi. Beni emretmişsin. Gel Halil gel. Çok önemli bir iş var. Polonezköy'deki çiftliğe gideceksin. Karakürşat'a bu çantayı teslim edeceksin. Aman dikkat. Çok kıymetli bir çanta. Anladım abi. Parayı teslim edip Karakürşat'tan Ahmadabat elmasını alıp getireceksin Halil. Polonezköy'deki çiftliğe gidiyorlar. Çalıntı Ahmadabat elması oradaymış. Kürşat, bu elmas işinde bize bir yamuk yapmaya kalkmasın abi. Halil, bana yamuk yapacak adam önce mezarını kazacak, sonra tabutunu hazırlayacak. Yalnız sen yine de dikkatli ol. Polise falan yakalanayım deme. Sen meraklanma abi. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim bu işi. Olsun. Ne olur ne olmaz. Sen yine de bizim araçları kullanma. Bir taksi tut. Tamam abi. Hadi göreyim koçum. İyi günler abicim. Buyurun nereye gidelim? Polonezköy'e gidiyoruz. Polonezköy. Abi sen emret Polonezköy'le ben seni direkt orijinal Polonya'ya götüreyim ya. Takip alalım taksiyi. Sen burada bekle. Benim ufak bir işim var. Hemen dönerim koç. Tabii abicim niye beklemeyeyim? Nasıl taksimetre açık istediğin kadar beklerim yani. Vay be. Ne kadar güzel yerler ya. Şuraya bak ya. Bol bol oksijen var yani. Oh. İnsan burada ölmez ya. Merhaba kardeş. Güzelmiş çiftliğin. Eyvallah Halil. Getirdin mi paraları? Konuştuğumuz gibi. Para hazır. Ahmadabad elması hazır mı? Ben her ihtimale karşı elması zulalamıştım. Sen bekle ben getireyim hemen. Eyvallah. Ya burada pahalı mıdır acaba? Ne kadardır burada metrekare dönüm filan? Birkaç dönüm arsa alsak buradan ya. Belli mi olur? İleride üçüncü köprü geçer. Üçüncü köprü geçmezse çılgın projelerden biri geçer. O da olmazsa birileri geçer. Değerlenir yani buralar. Oh oksijene bak. Ya ne güzel. Ördekler, kazlar, tavuklar, horozlar, inekler, koyunlar. Ne kadar güzel ya. İnek sesi. Herhalde burası da inek ahırı. Ya kaygaramın akrabaları burada herhalde. Kayganam olsaydı ne kadar sevinirdi. Ben şu kayganamın akrabalarını bir göreyim ya. Abi bu adam ne yapıyor ya? Senin sayende çok zengin olacağım. Ahmadabat elması. Abi adamın elinde elmas var. Oha kafam kadar elmas be. Polis! Kavga edelim. Al şunu al. Paralar burada amirim. Ahmadabat elmasını satın alacağın adam nerede? Ne elması memur bey? Bir yanlışlık olacak. Ben buraya arsa satın almaya gelmiştim. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Alın şunu arabaya. Satıcıyı arayın. Polis kaldır ellerini kaldır. Geç bakalım söyle. Memur bey bir yanlışlık var herhalde. Ben işinde gücünde namuslu bir vatandaşım. Tabii tabii. Hiç mi namuslu vatandaş görmedik? Yürü düş önüme. Yürü. Abi, inek elması yuttu. Olacak iş değil yani ya.
Sen kimsin? Ne arıyorsun burada? Sakin ol abi. Ben Akasya Duran'da taksiciyim. Adım Kaya, Sinan Kaya, memleket Kartalkaya abi. Hemen ben size ruhsatı falan vereyim abi. Pardon, bu şey Ganyan listesi abi. Ruhsat şurada olacaktı. Bir saniye abi. Bir saniye. İşte abi. Bak abi, bu ehliyetim, bu da ruhsatım abi. Yürü bakalım, yürü. Vallahi ben burada sadece kayayım memur bey. Hayvanlara bakıyorum yani. Ben de Akasya Duran'da taksi şoförüyüm. Bu arkadaş beni buraya getirdi dedi. Getirdim, bekledi, bekliyordum. Ben de bu arada manzaraya bakıyordum komiser. İkisini de GBT'sine baktırdım. Bu işte bilgileri yok. Tamam, ver evraklarını. Sadıktan kaybolmayın. İfadeniz gerekebilir. Tabii komiserim, ne münasebet. Emniyet güçlerine yardım etmek Akasya Durağı olarak bizim asıl görevimizdir, birinci görevimizdir yani. Ahmedabad elmasını bulamadık amirim. Şunu da bir karakolda sorgulayalım, buluruz. Kolay gelsin, hayırlı görevler komiserim. Ne işler oluyor, anlamadım ki. Vallahi ben de anlamadım Kahya abi, boş ver ya. Kahya abi bana bak, adak için benim böyle büyükbaş bir hayvana ihtiyacım var, adağım vardı da. Ben senin ağırda çok güzel bir inek gördüm, onu bana satar mısın? Hangisini diyorsun bilmem ki. Gel ben sana gösterttireyim Kahya abi, gel. Çok güzel bir inek. İşte abicim, sana bahsettiğim inek bu. Kaç para istiyorsun buna? Onu satmayız, ötekini vereyim sana. Yok abi, ben onu istemem, ben bunu istiyorum abi. Niye elle de bunu istiyorsun, anlamadım gitti. Bununla aramda duygusal bir bağ oldu abi. Gözleri aynı kayganımın gözlerine benziyordu ondan. İyi de satılık değil ki kardeşim. Abi her şeyin bir fiyatı vardır ya. Bana bak, ben buna bir 2000 lira vereyim, ne dersin? Olmaz, 6000. 6000 mi? Abi çok istedin abi. O zaman ben 2500 vereyim. Olmaz. Abi peki 4000, ne olur sat bunu bana ya. Tamam be tamam, sattım gitti. Abi şimdi ben kredi kartıyla ödeyeceğim. Kredi kartına kaç taksit yapıyorsun? Gözüm yiyelim seni. Merak etme inağım, hiç acımayacak. Değil mi veteriner abisi, hiç acımayacak. Hayvanın şikayeti nedir? Midesinde bir ağrı var, ultrasonunu çektirmek istiyoruz. Bana bunun mide ultrasonu lazım. Niye illa ultrason istiyorsun anlamadım. Yani önce bir muayene etseydik hayvanı. Ben bunun gerçekten bu inek olup olmadığını anlamak istiyorum. O yüzden mide ultrasona ihtiyacım var veteriner abi. Yani madem o kadar ısrar ediyorsun, çekelim. Tamam. Bunun SSK'sı falan olur mu acaba? Ya sen deli misin be adam? İneğin SSK'sı mı olur? Vallahi ne bileyim, kayganımın var, belki bunun da vardır diye düşündüm. Makaraya salma beni, işim gücüm var, hadi. Tamam, getireyim. Gel inek. Gel bari. Allah Allah. İneğinizin işkembesinde garip bir cisim var. Bakayım. Abi bu, kurban olurum ben bu ineğe. Yani bu cisim de anlamadım ben. Elmasa benziyor sanki. Elmas mı? Ne diyorsun veteriner bey? Elması kim kaybetmiş de biz bulalım. Bu şey, bizim şimdi avizenin kristalleri kopmuştu. Onlardan bir tanesini yutmuş bu inek. Midesi de ondan ağrıyor zaten. Haklısın. Avize kristaline benziyor. Yani istersen ameliyatla alabiliriz bunu. Ameliyatla? Tabii çıkartmayı çok isteriz de bu bize kaça mal olur. Çünkü bunun SSK'sı yok, özel hayat sigortası yok. Yani hiçbir şey, primleri yatırmayı unuttuk biz bu sene de. Yani yaklaşık 5000 lira. Abi sen ne yaptın ya veteriner bey? Bu ben ineğe komple satsam 5000 lira etmez ki. Hem bende o kadar para ne gezer ya? O zaman işkembesindeki bu yabancı cismi doğal yollardan çıkarmasını bekleyeceğiz. Pardon veteriner bey, doğal yollar derken? Yani midesindeki maddeyi dışkı yoluyla çıkarmasını bekleyeceğiz. He, yani ben ineğin hep arkasından dolaşacağım, öyle mi? Yani maalesef evet. Hay Allah, ne yaparım? Peki bir şey soracağım. Bir işkembe kaç günde boşalır tam olarak? Gel bakalım sarıkız. Gel. Vallahi korkma, acımayacak. Gel 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 benimle gel. Kasap abi. Kasap abi. Bak sana ne getirdim. Sarı kızı getirdim. Taş gibi, lop gibi eti olan sarı kız. Bunu bir güzel kessene abi. Olur mu öyle şey kardeşim? Ben bunu kesip satamam. Zabıtanın kontrol etmesi lazım. Eti onay vermesi lazım. Öyle kes sat olur mu? Abi niye olmasın? Baksana gayet sağlıklı, turp gibi, taş gibi bizim sarı kız ya. Bana bak, ben zaten başka bir şey istemiyorum. Eti de senin olsun, kemiği de senin olsun. Sen bana sadece işkembesini ver yeter. Ben bunu kesip satamam. Kapattıracak mısın dükkanımı ya? Ya ne diyorsunuz? Sur dibinde her gün at kesiyorsun, eşek kesiyorsun, bir şey olmuyor da. Şimdi mi izin lazım oldu? Ne diyorsun sen? Doğru konuşsana. Ne atı, ne eşeği? Niye sattığınız çocuklar at etinden, eşek etinden değil mi yani? Defol git buradan. Satırı bir korun, kafana görürsün gününe. Tamam, ne kızıyorsun? Ben de inağımı başkasına kestirdim. Gel sana kız. Seni kimse kesmek istemiyor. Ne yapacağım ben seninle acaba?
Aferin sana kızım. Sinan oğlum bu ne ya? İnek baba. Ama çok tatlı bir hayvan. Sinan, bu Kartalkaya'dan Sinan hemşehrin mi ne? Aman çok komik.